Diyetisyenler geleneksel yöntemlerle yapılan aşurenin kalorisi konusunda uyarıyor. Geleneksel yöntemle yapılan aşurenin yüksek kalorili olduğuna değinen diyetisyen Gamze Arsal şunları söyledi. Merhaba, ben diyetisyen Gamze Arsal. Muharrem ayındayız, hepimiz aşure yapıyoruz. Peki sağlıklı aşure tarifi nasıl olur? Sizlere biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aşureyi evde eğer geleneksel yöntemlerle yaparsak kalori bakımından çok yüksek oluyor maalesef. Bir kase, şöyle orta boy kase aşuremiz 620 kalori yapıyor yaklaşık olarak. Ama benim size vereceğim tarifle bunu 290 kaloriye düşürmeniz çok da mümkün. Diyetisyen Gamze Arsal, diyet yapanlar için de çok rahat bir şekilde tüketilebilecek bir aşure tarifi olduğunu belirtti. Peki bunda nelere dikkat edeceğiz? Bildiğiniz gibi aşurede aşurelik buğday kullanıyoruz. Bu da bir karbonhidrat kaynağı oluyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu daha diyet yapmak için tamamını aşurelik buğday olarak koymuyoruz da bir kısmını yulaf olarak, bir kısmını beyaz kinoa olarak, yine bir kısmını da aşurelik buğday olarak koyuyoruz. Böylece ne oluyor? Bir porsiyon buğday koyacağımıza 3'te 1'i ondan aşurelik buğday koymuş oluyoruz. 3'te 1'ini kinoa koymuş oluyoruz. 3'te 1'ini de yulaftan koymuş oluyoruz. Aynı şey şeker için de geçerli. Çok fazla miktarda beyaz şeker kullanılıyor. Ama şeker bildiğimiz üzere hiç de sağlıklı değil ve kesinlikle hiç kullanmamamız gerekiyor. Bunun yerine tatlandırmak için ne yapıyoruz? Bal kullanıyoruz. Bir iki bardak şeker koymaktansa onun yerine bir iki yemek kaşığı bal koyduğumuz zaman da yine aynı tadı alabiliyoruz. Yine aynı şekilde tatlandırmak için kuru meyvelerden faydalanmamız gerekiyor. Burada meyveleri koyarken işte kuru incir, kuru kayısı bunları koyarken öncelikle sıcak suda bekletip ondan sonrasında yumuşadıktan sonra doğrayıp yine aşuremizin içine koyduğumuz zaman da çok güzel meyveden şekerimizi de almış oluyoruz. Zenginleştirmek için ne yapmamız lazım? Fındık, fıstık, ceviz, badem bunlardan korkmamıza hiç gerek yok. Bunları da yine çiğ olanlarından alıp küçük küçük doğrayıp da aşuremize koyduğumuz zaman çok çok lezzetli oluyor. Üzerine süslemek için de Hindistan cevizi tozu koyabiliriz, keten tohumu koyabiliriz, tarçın ekleyebiliriz, susam ekleyebiliriz. Bunlardan da yine korkmamıza gerek yok. Yani bizim aşurede en çok dikkat etmemiz gereken şey şeker miktarı ve buğday miktarı. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman buğdayı sağlıklı bir şeye dönüştürdüğümüzde miktarını azalttığımızda şekerini tamamen çıkartıp bala çevirdiğimiz zaman da hiçbir sıkıntı kalmıyor. Yine kuru fasulye, nohut bunlardan da korkmamıza gerek yok. Kuru baklagiller bizim için çok çok sağlıklı bitkisel proteindir. Kalori bakımından da korkmamıza gerek yoktur. Bu şekilde düşürdüğümüz zaman da 620 kalori yerine 290 kalori alarak çok da sağlıklı bir aşure yapmış, çok da lezzetli bir aşure tarifimiz olmuş oluyor. Afiyet olsun.